böcek otelini açtığımız anda üstümüze para yağmaya başlayacak. Bu planı denemiştik de ne demek? Şu an Roma'dayız. Daha farklı. Bu kez motosikletimiz var. Şimdi yakaladım sizi. Arkadan geniş bir şey yapamıyorum. Tamamen faydasız. Nihayet vitesi artırma zamanı. Şimşek hızı seçeceğim. Çok kaya bu. Lütfen heyecanlanma, lütfen heyecanlanma. Bekle, geri dön. Hala bir çocuğum. Yo. Daha, o da neydi? Ne zaman pes edeceğini bilmiyorsun değil mi? Muhatabım değilsin. Orayı geçebilmeleri imkansız. Voltaj için sağ ol çocuk. Otelimin açılış töreni sırasında sana teşekkürlerimi sunacağımdan emin olmalıyım. Yok, teşekkür ederim. Sen bilesin. Ne? Tabii ya. Güvenlik detayı bu işin en iyi tarafıdır. Üstünde ters psikoloji kullanıyorum da ne demek? Belki bunu sen yapıyorsun. Süslü tekerlekler olan tek siz değilsiniz. Bunu paslı kovayla denemeliyim. Hayır, ofisi boş verelim. Hayır. Hayır. Sanırım çocuk bugün kendi icabına kendi baktı. Ama tekrar olmasını göze alamayız. Şu işi bitirelim. Sen çok fenasın Sidney. Yanına koy. Üzgünüm. Okul otobüsü olmaz. Hala yaz tatilindeyim. Eyvah. Yumurcağın oradan sağ çıkması imkansız. Yeter artık. Hadi gidelim buradan. Çabuk, o yumurcak kalkmadan sür. Zırhlı formumu atlatmanızın imkanı yok. Beni kimse durduramaz. Hay aksi. Galiba yanılmışım. Başarısız olup duruyor. İtalyanca da hoşça kal ne demek bilmem. O yüzden arrivederci. Durdurun. Pantheon tapınağı onda. Kapıyı süpürme tekmesi. Hayır. Hayattaki tek amacım. Yakaladım. Her neyse. Çocuklar geliyorum. Hayır. Merhaba çocuklar. Beni kurtardığınız için size müesseseden pizza getirdim. Dikkat et! Hayır. Pantheon! Şimdiye kadarki en iyi pizzayı sunuyorum. Bu planın neresinde yanlış yaptık anlayamıyorum. Oysa kusursuzdu. Umarım değerli bir ders almışsındır ben. Evet, ben daha uyanık olmalısın. Neden söz ediyorsunuz? Ben hiçbir şey yanlış yapmadım. Haklısın galiba. Evet, her şeyi batırmana çok alışmışız. Bugün harika iş çıkardın. Evet, şimdi onu normal büyüklüğüne geri çevirelim. Sanırım ben bunu yapma onurunu hak ettim. Ben